Merhaba sevgili futbol severler, ben Murat Kosova. Yanımda Nebil Evren var. Nasılsın Nebil? İyiyim Murat, çok teşekkür ederim. Güzel bir maç bizleri bekliyor umarım. Paris Saint-Germain atağa başlıyor. Şimdi gol şansı. Kaleci topu adeta içeriye çeldi. Savunmadan adeta uçarak geldiler. Göz açıp kapayıncaya kadar golü buldular. Bir kontratakta olması gereken her şey vardı. Hız, kararlılık ve isabetli bir son vuruş. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. Thomasson. Ajok. Keane. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Roy Keane. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Bir pas. Kaleci topu alıyor. Topu kanada gönderdi. Buradan bir anda geçti rakibini. Şutunu çekti. Gönderdiği şut kalenin çok üzerinden avuta çıktı. Roy Keane. Laurent Blanc. Gol şansı. Kalecinin tam üzerine vurdu. Arkadaşına kafayla indiriyor. Pas. Gol gelebilir. Keane. Topalarda Paris Saint-Germain'in golü. Birle yetinmedi. İkinci gol de geldi. Gol pozisyonunu bir kez daha izliyoruz. Ve fark 2'ye çıkıyor. 2-0. Roy Keane. Alessandro Del Piero. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Taç atışını Paris Saint-Germain kullanacak. Taç atışı sonucu topu rakibe kaptırdı. Kaleci topa hakim oldu. Thomas Müller. Viena. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Topun ağlarına gitti. Gianluca Zambrotta. Vurdu, gol oldu. Gol! Golün tekrarı ekranlarınızda. Tekrara bakınca da anlaşılıyor. Dönen top tam istediği gibi geliyor. Pozisyon takibinin ne kadar önemli olduğunu bu golü izleyerek anlayabilirsiniz. Paris Saint-Germain henüz maçın başında golü buluyor. 44. minüt. Numéro 4, Gianluca Zambrotta.
45 dakika. Evet sevgili seyirciler, ikinci yarıya başlıyoruz. İlk yarıda taraflardan birinin daha baskın olduğu bir maç izledik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Uzaklaştırdı. Taç atışını Paris Saint-Germain kullanacak. Thomas Müller. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Takım arkadaşına geri yolladı. Thomas Müller. Şimdi desteğe geldiler. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Kalesinde çok rahat. Tehlike yaratabilecek bir pas. Golü atabilecek mi? Çok iyi kesti. Top boşta kaldı. Oo, topu kendi kalesine gönderdi. Tekrarında da görüyoruz. Elbette niyeti topu uzaklaştırmakta ama şanssız bir an yaşadı. Golü bir de farklı açıdan izliyoruz. Kendi kalesine atılan bir gol ve şimdi bir fark geri düştüler. Ludovic Ajor. Gameiro. Takım arkadaşına geri döndü. Dimitri Liena. Ayağa doğru bir orta. Savunma uzaklaştırıyor. Aralarında paslaştılar. Del Piero. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Rakip takım oyuncularının iyi takip etmesi lazım. Evet, kaleci yumruklayarak çıkarıyor. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Vurdu kafayı, attı golünü. Ve işte golle biten pozisyonun tekrarı. Tekrarda da görüyoruz. Top kendinde kalınca tereddütsüz vuruyor. Rakip savunma bu noktada çuvallamış. Buldular. Skor 5-0. Bazen favori takımlar baskı altında bekleneni veremeyebilir. Ama bugün pek de öyle olmadı. Yine de takımın hakkını vermek lazım. Favori olmaları bir yana çok iyi bir futbol oynuyorlar ve şu ana kadarki skoru hak ettiler. Roy Keane. Ronaldo. Alexander Djiku. Hakem 2 dakika daha dedi. Bir pas daha aktardı. Başarılı pas yüzdesi daha da arttı. Ve maçtaki son düdük. Paris Saint-Germain kazanıyor.